cette exposition se démarque d'un orientalisme, si vous voulez, que j'appelle de pacotille, rêvé, qui était surtout fait pour vendre sur le marché français. Ici, les témoignages que nous avons, comme derrière Jules Lorrains, il vient en mission officielle et c'est vraiment le reflet de ce qu'il voit sans trahir. Voilà. Alors, si on prend par exemple Chantre, lui, c'est un grand anthropologue, ethnologue, et c'est vraiment, je dirais, le portrait de l'Anatolie à cette époque. C'est important parce qu'il y a eu beaucoup d'expositions faites sur l'orientalisme, soyons avec ces tableaux qui sont quand même très très attractifs, mais qui ne reflètent absolument pas la vérité du pays. La difficulté a été, car chaque, on va dire, voyageur, hein, qu'il soit scientifique, donc peintre, photographe, ou une fois qu'il partait d'Izmir, hein, puisque beaucoup abordaient l'Orient ici, soit voyager vers le nord, donc en passant par Troie, qui est quand même le grand lieu aussi important, il rejoignait Istanbul, de là il partait sur la mer Noire et il redescendait à travers le pays. Alors, moi j'ai groupé, c'est-à-dire la première salle c'est Izmir et ses environs, et puis ensuite ils descendent jusqu'au sud. Après, en haut, vous avez donc tout ce qui est Van, Diyarbakır, Troyes, Bursa, évidemment les salles d'Istanbul, puisque Istanbul c'était l'incontournable ville de la Turquie. Voilà. Et ensuite, vous avez le voyage jusqu'à la mer Noire. Et la dernière salle, qui est donc la salle dite Malatya, où sont les archives du musée du Louvre, des antiquités orientales, c'est très important parce que c'est aussi la date de la reprise officielle des relations entre la Turquie et la France. Voilà. Senesinde Arka Sanat Merkezi'ne gerçekleştirdiğimiz 18-19. Yüzyıllarda İzmir Batılı Bir Bakış sergisinin bir nevi ikinci ayağı bu sergi. Bu sefer odaklandığımız yüzyıl 19. yüzyıl. Çünkü 19. yüzyıl özellikle sosyal bilimlerin kendi içerisinde farklı branşlara ayrılarak kurumsallaştığı bir dönem. Arkeoloji özellikle önem kazanıyor. Anadolu zaten Batı medeniyetleri için bir medeniyetler beşiği, çok zengin bir kültüre sahip. Dolayısıyla o dönemde Fransa'dan pek çok gezgin araştırmacı buraya gelmiş ve titizlikle Anadolu'yu belgelemişler. Sergi kapsamında bu gözlemlere ait pek çok fotoğraf var, tablo var, gravür var. Bu sergi yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın ürünü. Fransa'dan 11 kurum ve 2 özel koleksiyon üzerinde araştırma yapıldı. Tek tek arşivlere girildi. Şu anda sergide görmüş olduğumuz eserlerin büyük çoğunluğu daha önce hiç sergilenmemişti. Öyle ki Louvre Müzesi arşivleri bile kendileri ilk kez bu arşivdeki materyalle ilgili akademik çalışma yapma fırsatı buldular. Dolayısıyla biz bu açıdan sergiyi çok önemsiyoruz. Bize eser veren kurumlar arasında başta Louvre Müzesi geliyor. Zaten onlarla bir ortak çalışma ürünü oldu bu sergi. Onun dışında Orsay Müzesi, Dion Güzel Sanatlar Müzesi, Bordeaux Güzel Sanatlar Müzesi, Paris Güzel Sanatlar Akademisi gibi çok çok önemli kurumlar sergiye katkıda bulundular. Sergimiz pazartesi günleri hariç her gün ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Sergiyle ilgili bir de çok önemli bir kitap yayınlandı. 19. yüzyıl Fransız seyahatleriyle ilgili ve bu Anadolu'dan eşsiz belgelerin bir araya getirildiği bir yayın bu. Konuyla ilgili çok çok önemli bir referans kitap olduğunu düşünüyorum.